Ve Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hazırladığımız 1876-1954 eserin esasını teşkil eden Karanlık Oda dediği İbnül Eysel tarafından asırlar öncesinde Asıl sanatçı ve kimyager Louis Jacques Mondaler geliştirdiği yeni teknikle görüntülere tekrar teşkilemiştir. Bu yeni aletin icadı tüm dünyada olduğu gibi ilk fotoğrafları Canan Reis tarafından karşımıza çıkardı. Ardından Konya fotoğrafları hülyatı 1876-1954 albümü 2. Hülyatı diğer eserlerden öne çıkaran bir diğer önemli husus fotoğraf okumalarıdır. Fotoğraflar da öylesine engin bir mirasla bezenmiş yerimizi yarınlara taşıyacak en önemli unsurlardan biri de görsel hafıza oluşturacak fotoğraf sanatçısıdır. Çetin ve zorlu bir dönem geçirmiş. Bu sancılı döneme rağmen sayısız mücadelelerle ve malumunuz birçok beldeye, birçok yere fotoğrafçılar göndermiş ve yerli yabancı birçok fotoğraf sanatçısına çektirdiği fotoğraflar bugün oluşturduğumuz külliyatın da bel kemiğidir. Osmanlı payitahı İstanbul'a selamlar ve sevgiler getirdim. Bugün Konya'mızın tarihi hafızasını yeniden canlandıracak özel bir eser olan Konya Fotoğraf Külliyatı tanıtımında mesutlarımızı yukarıya alabilir miyiz? Genel direktörümüz ve belediye başkanımızla bir Yıldız Arşivi başta olmak üzere yaklaşık 16 ayrı arşiv, İrsika'nın kendi arşivi, Konya Belediyesi'nin arşivi, Konya'daki diğer bazı fotoğrafçı, fotoğraf arşivi olan kimselerin de katkılarıyla 16 ayrı arşivden 671 fotoğrafın seçilerek bir araya getirildiği bu albüm gerçekten bir şehir tarihi açısından çok önem arz ediyor. Biz İrsika olarak 57 İslam ülkesinin bir araya gelerek kurduğu bir kuruluşun kültür, sanat, tarih ayağıyız sadece. Binaenaleyh İslam şehirleriyle ilgili projelerimiz var. Bu şehirlerin merkezinde de Konya yer alıyor. Bugün Konya'mızın tarihi hafızasını yeniden canlandıracak özel bir eser olan Konya Fotoğraf Külliyatı tanıtımında bir aradayız. Asırlar boyu tarihin, kültürün, ticaretin, ilim ve irfanın mukaddes kapılarından biri olan Konya'mız, üzerinde taşıdığı eserlerle Mevlana Hazretleri, Sadreddin İmponevi, Seyit Harun Veli, Hacı Veysade Mustafa Efendi gibi manevi mimarlarıyla eşine az rastlanan bir şehirdir. Böylesine engin bir mirasla bezenmiş şehrimizi yarınlara taşıyacak en önemli unsurlardan biri de görsel hafıza oluşturacak fotoğraf sanatçısıdır. Kadraja yansıyan her bir kare yalnızca bir anı değil, o andaki ruhu gözlerden kalbe, oradan da ruha taşıyan eşsiz bir köprüdür. Konya'mız bir fotoğraf karesine sığamayacak kadar engin ama o karede sonsuzluğa uzanacak kadar derin bir şehirdir. İşte bu derinlik bu albümle gün yüzüne çıkıyor. Zamanın izlerini bu albümün detaylarında hissediyoruz. Bu anlamda Konya Fotoğrafları Külliyatı çalışmamız bir şehrin hatıralarını sayfalar halinde saklamaktan öte bu toprakların ruhunu kare kare yaşatan bir hazinedir. Her bir kare Konya'nın ne zengin ve köklü bir tarihe sahip olduğunu göz önüne sermektedir. Asırlık sokaklar, tarihi evler, eşsiz eser ve yapılar, bir çınarın gölgesinde soluklanan insanlar, umutlar, sevinçler ve daha nice kareler bu kadim şehrin ve onun cömertçe sunduğu maneviyatın sessiz anlatıcılarıdır. Bu külliyatı diğer eserlerden öne çıkaran bir diğer önemli husus ise fotoğraf okumalarıdır. Fotoğraflarda yer alan eserler ve döneme ait sosyal yaşam akışının derinine tasvir edilmesi bu albümü eşsiz bir hazine haline getirmiştir. İlk kez yapılan okumalar sayesinde anıt eserler, tarihi yapılar, sosyal hayat bir bütün halinde düşünülerek bir şehir hafızası oluşturulmaya çalışılmıştır. Özellikle Yıldız Sarayı koleksiyonu
veya Sultan II. Abdülhamit Arşivi olarak bilinen, Osmanlı'nın resmi arşivi olarak tanımlayabileceğimiz koleksiyon, bu külliyatın en nadide bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Bu sebeple yerli yabancı birçok fotoğraf sanatçısına çektirdiği fotoğraflar, bugün oluşturduğumuz külliyatın da bel kemiğidir. Bunun dışında albümümüz Süleyman Eşref Balum, 2022 yılında Hakk'a yürüyen Hasan Çopur, Velid Ebu Ziya gibi birbirinden usta ellerden vücut bulan 16 koleksiyondan oluşmuştur. Fotoğrafın icadından kısa bir süre sonra çoğu Osmanlı şehirlerine nazaran Konya'nın daha erken dönem görüntülerinin bugün için elimizde olması her anlamda çok değerlidir. Konya gibi tarihi bir şehirde modern kentleşmenin yoğun olmadığı zaman dilimlerinde kayda alınan fotoğraf kareleri sayesinde Türkiye Selçuklu Konya'sının izleri daha net bir şekilde görülmektedir. Günümüz modern Konya'sında Selçuklu'nun mimarisi, estetiği, fikir yapısı, ilmi hüviyeti ve bunların tamamından meydana gelen başşehirlik yapısı her sokak ve caddede kendini göstermektedir. Tıpkı şair Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da dediği gibi Konya, kendini gizleyen esrarlı bir güzelliğe sahiptir. Bu albüm şehrimizin kadim ruhunu ve esrarlı güzelliğini yeniden ruhumuza işleyecektir. İki ciltten oluşan ve 1876 ile 1954 yılları arasını kapsayan toplamda 601 fotoğrafın yer aldığı albüm, inanıyorum ki tarihe ve geleceğe adanmış bir mektup gibi nesilden nesile aktarılacaktır. Bu sayede İSİKA ile ortaklaşa hazırladığımız bu değerli çalışma tarihimizi aydınlatacak bir ışık olacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak böyle bir çalışmanın parçası olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle bu çok değerli işbirliği için başta İslam Tarihi Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Sayın Profesör Doktor Mahmut Erol Kılıç Hocam ve mesai arkadaşlar olmak üzere fotoğraflarıyla şehrimizin derin hafızasını oluşturan tüm sanatçılarımıza ve bu eserde emeği olan herkese şükranlarımı sunuyorum.